Bilinmeyen Kahraman Hasan Çağlar'la birlikte hazırlıyoruz. Tabii 8 Mart'ı idrak ettik. Halen kadınlar haftası olarak geçiyor. Çok da beni mutlu eden bir gelişme oldu. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği kuruldu. Tabii ben perde gerisini birazcık araştırdığımda bir yıldır bu çalışmaların sürdürüldüğünü ve 8 Mart'a denk getirildiğini mutlulukla öğrendim. Bugün girişimcilik ve kadınlarımızı konuşacağız. Derneğimizin faaliyetlerini konuşacağız. Ne gibi farklılık yaratacağını konuşacağız. Ama en önemlisi kadınlarımızı, en önde olması gereken kadınlarımızı, girişimci kadınlarımızı konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Konuklarımız bulduk. Pınar Başman Süren, Başman Group of Companies direktörü. Çok fazla işlerde yaptığımda kadınlar için öğrendim. Sevgili Dilek sayesinde öğrendim. Çok da mutlu oldum. Ve sevgili içim Çağaner Kavutlu mu, Kavutlu Kabuklu. Çağaner mi? Çağın er kabuklu. Çağaner Kavutlu. Evet. Dima Başkan da benim çok çok iyi dostum. Çok isminizi çok duydum. Bu Evet. vesileden tanışmış olduk. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. Hoş bulduk. Şeref Sağ verdiniz. olun. Bizler de şeref duyduk. Dilekciğim, ben sana pası atayım. Sonra ilk soruyu ben pozitif ayrımcılık istiyorum. Ben sormak Tamam, istiyorum. peki. İlk soru hakkını sana Ben de bu veriyorum. arada Bu sefer 3'e 1 kaldığın için o şeyi göstereceğiz sana. Pozitif ayrımcılığı biz sana yapacağız bugün. hemen pozitif ayrımcılığa sığındım yani. Onun için buyursunlar. Teşekkürler Mustafa. Öncelikle ben de sevgili Pınar Hanım ve de İçim Hanım çok mutlu oldum bugün sizlerle bu programı yapıyor olmaktan hem beyaz yakalılar adına hem de şahsım adına. Tekrardan ben de hoş geldiniz diyorum. 8 Mart haftası haliyle devam ediyor. 8 Mart çok dünyada çok aslında önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef kutlamak demeyelim aslında. Ben buna kutlamayı çok doğru bulmuyorum kelime olarak kendi adıma. Hani anmak biraz daha öne çıkartıp belki vurguları arttırmak diyebiliriz. O anlamda bu haftada sizin gibi kadına yönelik vesaire anlamda çok hassasiyeti olan iki çok sevdiğim iş insanı, arkadaşım, dostum diyebileceğim insanlarsınız. O yüzden tekrar teşekkür etmek istiyorum ben. Söylenecek çok şey var, çok güzel şeyler de var aslında altını çizmemiz gereken konular da var. Bunları tek tek böyle sohbet halinde değineceğiz sevgili Mustafa ile biraz ön görüşme de yapmıştık bu konuyla ilgili. Aslında bıraksanız ben saatlerce konuşmak isterim sizlerle birçok konuyu. Malum biliyorsunuz zaten yakaladım da hep konuşuyorum da. Susmuyorum. Şu an biri bana dur desin diyorum. Allah Hoş geldiniz hoş tekrardan. bulduk. Hoş bulduk. Sorular demeyeyim. Sohbetimiz için sevgili Mustafa'ya o güzel nezaketiyle biz söz hakkını ilk soruyla başlatıyorum o zaman ben. Tabii. Çok teşekkür Buyurun ederim. Mustafa'cığım söz senin. Gerçekten yani bu enerjiye kayıtsız kalmak olanaksız. Sizin çok daha fazla konuşmanız gerekir. Çok daha fazla söz söylemeniz gerekir. Çünkü çok yetersiz seviyede kadınlarımız girincilik anlamında. O anlamda da gerçekten bu derneğin ben çok ciddi fark yaratacağına ve ben de program olarak bizler de ne gerekirse her türlü katkıyı yapmaya da hazır olduğumuzu buradan peşinden de söylemek isterim. Şimdi ben o zaman Pınar Hanım'dan başlamak isterim aslında. Girişimcilik dediğim gibi ben çok heyecanlandım çünkü çok fazla iş hayatında da aslında kadın dernekleri de var. Biliyorum çok da güzel çalışmalar da yapıyorlar. Ama ilk böyle ismini de görünce bir de böyle kuruculara falan bakınca dedim tamam. Yani ben böyle yani uzun bir zamandır girişimcilik devrimi mottosunun peşinde koşturuyorum bir girişimci olarak. Daha 3 yıllık bir girişimciyim henüz ama çok önemsiyorum. Çünkü bu ülkeyi kalkındıracak olan en önemli modeldir girişimcilik diye inanıyorum. Dolayısıyla şöyle bir soruyla başlamak isterim Pınar Hanım size. Girişimcilik nedir size göre? Girişimciyi nasıl tanımlarsınız? Ve Kıbrıs Türk kadınının girişimciliğe bakışını nasıl değerlendirirsiniz? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizi davet Sağ ettiğiniz olun. için çok teşekkür ediyorum. İster. Sizlerle aynı heyecanı şu anda ben de paylaşıyorum Ne aslında. güzel. Girişimciliği aslında tanımlayacağım ancak ondan önce bir şey söylediniz. Kadın daha çok sesi duymak istiyoruz dediniz. Şimdi Kesinlikle. ben de bulunduğum işten dolayı hani bu kadınlara
Yani Avon Kozmetik 1886 yılında kurulmuş ve evet bir kozmetik şirketi ama kadınları sosyal yönden de çok güçlendirmek için birçok çalışması var. Ve onların yaptıkları birçok araştırmalar var. Ve son yaptıkları bir araştırmada medyada okuduğumuz haberlerin veya medyadaki haberlerin sadece %24'ünde kadının sesini duyduğumuz diye bir şeyleri de var. Bir rakam var ki gerçekten dediğiniz gibi çok düşük. Hani bunu kadınlar zaten biz gerçi şimdi birçok şeyden bahsedeceğiz bugün. Derneğimizden de bahsedeceğiz. Hani bu derneğin kuruluş amacı da işte bu medyada duyulan %24'ü biz çok daha yükseklere taşımak içindir. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Şimdi girişimcilik nedir diye bana sorarsanız şöyle tanımlayabilirim ben. Yani üretmek için, kazanmak için, kazandırmak için aslında riski üzerine alan, iş kuran ve atılım yapan kişidir. Yani riski üzerine alması lazım girişimcinin. Ve girişimci aslında yapı her ne kadar doğuştan karakterimizde yani o karakterle doğan insanlar oluyor olsa da sonradan da geliştirilip öğrenilebilir aslında. Yani liderlik de öyle aslında. Liderlik de yani hem lider ruhla doğan kişiler var hem de sonradan aslında bunu öğrenebilen kişiler var. Öncelikle bunu o şekilde tanımlamak isterim. Şimdi Kıbrıs Türk kadınına bakarsak, bana göre Kıbrıs Türk kadını çok çalışkan ve üretken kadınlar. Yani ben küçüklüğümden hatırlıyorum. Belki nasıl diyeyim, iş yerinde çalışmazdı. Benim işte anneannemi hatırlıyorum, daha büyüklerimizi hatırlıyorum. Ancak evlerinde hiç durmadan üreten, çocuklar için hep bir şeyler yapmaya çalışan, tarla varsa tarlada işte bir şeyler üretmeye çalışan kadınlarımız bizim. Biz yani hep Kuzey Kıbrıs'ta bu şekilde aslında çok şanslı örneklere sahibiz. Her ne kadar iş hayatında değilselerdi bile üreten ve çalışan kadınlardı. Şimdi tabii ki bunu para kazanmaya veyahut başarıya döndürmek için ve bu üretimi büyütebilmek için bazı kişilerin şu andaki hani zamanımıza baktığımda ben birçok kadının mentörlüğe ihtiyacı var. Onlara yani yön verecek, onlara belki ilham olacak, başka kadınlara ihtiyacı var. Ve bu şekilde ben Kıbrıs Türk kadının da girişimciliği artırabileceğimize inanıyorum. Harika, harika bir cevap oldu. Dilekciğim. Evet, yani Pınar Hanım'a katılıyorum ben de aynı şekilde. Ve aslında bu görünmüyor, hani kadınlar bahsederken konunun başındaki dediği gibi inanılmaz derecede arka planda gibi gözüküp aslında işin ana merkezinde bulunan o kadar çok kadınımız var ki. Hani biraz belki onların öne çıkartılması için yapacağımız çalışmalar, yapılacak çalışmalar yüreklendirip hani zaten varız bizi birazcık daha belki vurgulamak gibi de olabilir. Onu anlıyorum. Pınar Hanım çok da güzel onu ifade etti. Hep vardı aslında. Her daim vardı. O anlamda çok doğru olduğunu düşünüyorum. Sevgili İçim Hanım, siz ne de demek istersiniz bu girişimcilik konusunda ve de size göre girişimcilik nedir? Adadaki girişimcilik yapısı ile ilgili siz neler söylersiniz? Ben de Pınar Hanım'la aynı görüşteyim. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim yayınınıza katıldığımız için. Temsil ettiğimiz yüze yakın üyemiz için hepinize, hepsi size ayrı ayrı teşekkür etmekte. Pınar Hanım'la ben de aynı şekilde konuşurken bir gözümün önünden geçirdim. Düşünün ki bizim Kıbrıs Türk toplumu bir savaş geçirmiştir. Mesela benim anneannemler 74'te Limassol'dan kuzeye göç etmişlerdir. Anneannem Pınar Hanım'ın dediği gibi de evinde belki eğitim almamıştı ama terzilik yapardı. O zamanın Limassol'daki birçok kişinin gelinliklerini dikmişti. Ondan sonra bir göç yaşadık. Normalde bu göç birçok kişide toplumsal büyük yaralar açarken Kıbrıs'taki kadın, Kıbrıs Türk kadını çocuğuna sahip çıkarak
işine sahip çıkarak tekrardan başlamıştır. Birçok topluma bu nasip olmaz gerçekten. Kaybolup giderler görüyoruz Suriye'de. Nasıl bir durum ortaya çıktı. Tamamen dağıldılar. Toparlanamadılar. Başka ülkelerde sadece çalışanlar oldular. Ama Kıbrıs Türk kadını ne yaptı? Güneyden birçoğu kuzeye göç ettikten sonra hayatı yine sıfırdan başladı. Tutunarak başladı. Biri bu da bir girişimcilik. Bu sefer mesela ben anneannemi biliyorum. Kuzey tarafta dikiş dikmeye devam etti, üretmeye devam etti. Bizim genlerimizde gururla söylüyorum ki Kıbrıs Türk kadının genlerinde çalışma, girişimcilik, riskleri almak ve bu risklerle mücadele etmek ve herhangi bir başarısızlık yakaladığı zaman da geri çekilmiyor. Tam tersi gözlemlediğim kadarıyla Kıbrıs Türk toplumundaki kadınlar başarısızlıktan güçlenerek çıkıyor. Mücadeleci kadınlar. Mücadeleci, evet. Mücadele yapıyor, iradeli, ayakları üzerinde duruyor ve hiçbir zaman da bırakıp gitmiyor. Tuttuğunu koparıncaya kadar devam ediyor. Bu da girişimcilik için arkada çok önemli bir meziyet bence. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk toplumundaki kadınlarımızın bu pozitif yönünü toplumumuza yansıtmak için biz bu oluşum içerisine girdik. Evet. Kadınımızın içindeki girişimcilik ruhunu birleştirmek, güçlendirmek, destek olmak, ihtiyaç hissettikleri noktalarda eğitimler vererek onlara bu katılımını, topluma verecekleri pozitif katılımı daha da arttırmak için hep beraberiz. Evet, biraz önce harika. Pınar Hanım'ın söylemiş olduğu bu mentörlük zaten bu kavramların hepsinin içerisinde var oluyor. Birleştiriyor da çok da güzel, pozitif ilerleten bir şey değil mi? Çok güzel. Bizim zaten derneğimizin birinci hedefi akademi kurmak. Bu konuda da biz Pınar Hanım'la baş başa çalışacağız. Biz de katkı yapmak isteriz. Biz de katkı yapmak isteriz seve seve. Çok memnun oluruz. Zaten bizim ülkemizde bu kadar güzel kadro, öğretim görevlisi kadroları varken düşünün ki eskiden bir öğretim görevlisini nerede bulabilirdik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ancak üniversiteye gidecektik. Üniversitede de bir profesörün kapısını korkarak çalardınız. Ürkerek onlara ulaşamazdınız hatta. Hepimiz üniversite aşamasından geçtik ama şu anda yani kazino cenneti şeklinde değil de biz üniversite cenneti olarak adamızı değerlendirmemiz lazım. Eğitim cenneti olarak değerlendirmemiz lazım. Çok değerli öğretim görevlileri bizim ayağımıza kısa geldi. Burada yaşıyorlar. Burada tutunmuşlar, buraya katkı veriyorlar. Biz de bu katkıdan alabileceğimizi kadınlar olarak alıp hem kendi bildiği tecrübelerimizi onlara aktararak, bizim yaşamış olduğumuz konularda bilgi tecrübelerimizi aktararak bir de bizim derneğimizin en önemli özelliği her türlü faaliyetten kadınlarımızın bizlerle birlikte olması. Ticaret, üretim, sanat, bilim, sağlık, hukuk, profesyonel hayatta finans, bunlar hep bir aradayız. O yüzden bu bilgi birikimimizi hem biz aktaracağız hem de ülkemizdeki bu üniversite kadrosundan da bu desteği alacağız, sizlerden de alacağız. Mentörlük konusunda da GİKAT Akademi inşallah bir damga vuracak ülkemize ve nesilden nesile gidecek bir miras olarak bizlerden kalacak inşallah. Muhteşemsiniz, muhteşemsiniz. Yani gerçekten program öncesindeki heyecanım katlanarak artıyor, coşkum. Çünkü hep hayal ettiğim şey aslında bunlar. Yani biz ülke olarak hani hep tek tek bir şeyleri başarmışlığımızla övündük. Hani işte gemisini kurtaran kaptan ama gemisini kurtaran kaptan olmadığı aslında aynı gemide olduğumuz da pandemi süreciyle bence ortaya çıktı. Ve ben dediğim gibi hani uzun yıllardır kendi adıma hani o ortak akıl, kolektif akıl nasıl birlikte yaratabiliriz? İşte o bencil değil hani bizcil nasıl olabiliriz'in peşinde olarak ilk gördüğümde bu derneği ve dediğim gibi kurucularına baktığımda dedim
Tamam. İşte aklın yolu bir, kadınlarımız da harekete geçti. Artık dinamikler capcanlı, artık birleşerek hak ettiğimiz yeri dünyadaki de alacağız diye. Çok heyecanlandım açıkçası. Bir kere daha tebrik ederim ben sizi. Dediğim gibi her türlü desteği dilekçimde biz de seve seve bütün deneyimlerimizi, bütün network'ümüzü kanalize etmeye hazırız. Çok mutlu oluruz en ufak bir katkımız olursa diye paylaşmış olayım buradan. Şöyle bir soruyla da devam edeyim. Ben içim hanımdan devam edeyim o zaman. Hani içim hanım da böyle hani ısınmışken hemen onunla beraber devam edelim. Süper. Şimdi derneğinizin kuruluş amacını aslında birazcık bahsettiniz, evet, ama ben bir yıllık da bir süreç olduğunu zaten programın başında da söylemiştim. Herhalde pandemi tetikledi birçok şey değil mi? Yani evet. Sizlerin de çünkü mutlaka çok fazla işlerde, çeşitli derneklerde yaptığınızı, çok fazla yansıtmadığınızı ben tahmin ediyorum. Ama artık bir noktada sizlerin de artık bir öne çıkma derdini, kendinize edindiğinizi görüyorum. Dolayısıyla amacınızı ve vizyon ve vizyon ve misyonunuzu nasıl açıklarsınız? Öyle ki tam dediğiniz gibi bu 9 aylık mücadele pandemi süreciyle başladı. Daha önce de hep dile getirdiğim gibi biz pandemi sürecinde iş arkadaşları olarak sürekli olarak pandeminin nasıl daha doğru yönetilebileceğini, nasıl daha az ekonomik zararla, toplumsal zararla çıkabileceğimizi, alınan kararların hangisinin yanlış olduğu, hangisinin doğru olduğunu hep bir ara birbirimizle konuştuk. Bir de baktık ki aslında günde bir saat, bir buçuk saat birbirimizle ya telefonda konuşuyoruz ya da karşılıklı ama bir yere varamıyoruz. Biz de şöyle düşündük. Artık bireysel, biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Biz artık bireysel olmak istemiyoruz. Biz kadınlar birlik olup sesimizi duyurmak istiyoruz. İşte bu şekilde yola çıktık. Sonra dedik ki iş kadınları mı bir arada olması lazım? Çünkü ilk başta açıkçası hep iş kadınları bir aradaydı. Dedik ki hayır, bu toplumda faaliyet gösteren bilim, sanat, sağlık, hukuk ve özellikle de hep dışlanmış olan kurumlarda yöneticilik, uzun dönemler yöneticilik yapılmış ama hiç iş kadını kategorisine de girememiş. Aslında da iş dünyasında çok mihenk taşı olan insanlar da bizim aramıza katılması lazım. Biz kucaklayıcı olmalıyız. Geniş bir kitleyi temsil etmeliyiz. O yüzden aramıza 35 kişiye çıkacak kadar bir kurucu üye kadrosuna ulaştık. Hep birlikte vizyonumuzu, misyonumuzu, amaçlarımızı, hedeflerimizi tartıştık. Ve çok da güzel oldu. Belki de bu pandemi dönemindeki buradaki sıkıntı bize aslında bir motivasyon, bir fırsata ve bir girişimciliğe dönüştü. Çok güzel bir sinerji yakaladık hep birlikte. 100'e yakın da üyemiz oluştu. Oo, muhteşem. Evet, hatta biraz önce siz yayına bağlanmadan önce bir hanım aradı beni. Kendisi öğretim görevlisi ve aramıza katılmak istediğini, girişimcilik derslerinde bize katkıda bulunmak istediğini söyledi. Gerçekten bu bizim için alabileceğimiz en güzel haz diyebilirim. Bu kavuşmanın sonundaki bir başarı. Çok mutluyuz. Bizim amacımız kadınlarımızı, misyonumuz ekonomiye ve toplumsal faaliyetlerin her alanında katılımcı hale getirmek. Fakat sadece sıradan bir katılımcı değil, karar veren, yön veren ve lider olmasını sağlamak, önlendirmek. Her alanda, sağlıkta, sanatta, siyasette, sosyal sorumluluk projelerinde idareci bir konuma getirmeyi hedeflemekteyiz. Misyonumuz bundan oluşmakta. Vizyonumuz çok geniş, dünyaya dönük, sınırsız, dinamik, çalışkanız, enerjiyiz ve katılımcı, kabulleniciyiz ve paylaşımcıyız. Biz bu derneği bir başkan derneği veya bir yönetim kurulu derneği olsun diye de kurmadık. Biz bunu komiteler kurup bütün üyelerimizin faal çalışacağı ve uzun dönemde değil, yani bugün biz Pınar Hanım'la buradayız.
Belki de 2 yıl sonra başka bir ekibi burada göreceksiniz. Ama bizim desteğimiz sürekli onlarda olacak. Önemli olan, çünkü bu dernekten bir şey elde etmek değil bizim için. Böyle bir ihtiyacımız yok. Bizim amacımız bu derneği kullanarak topluma faydalı olmak, kadınlarımıza faydalı olmaktır. O yüzden dinamik, değişken gençlerimiz var aramızda. Hem bilgi tecrübesi olanlar var, hem gençlerimiz var. Gençlerimizden de pozitif enerji alacağız. Çok akıllı genç kızlarımız var. Bizim de tecrübelerimiz aktarılacak. Güzel bir harmanlama olacak inşallah. Siyasi bir görüş altında toplanmadık. Onu hep söyledim. Evet, hatta çok evet, bunu kazındı. Acaba onun siyasi görüşü neydi? Şu anda bizi siyaset artık hiçbir yere götürmez. Bunu erkekler de, kadınlar da, bütün toplum olarak anladık. Siyaset bir siyasi görüşün altında toplanacak şeyde değiliz, amaçta değiliz. İçimizde siyasete katılmak isteyenler olacak mı? Olacak. Onları da bu eğitimlerle yönlendireceğiz. Katılmalarını da teşvik edeceğiz. Çünkü artık bugün mecliste de, hükümetlerde de kadına ihtiyacımız var. Kadın elinin kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, her türlü faaliyete artık kadının elinin değmesi lazım. Bunun bilincindeyiz. Dediğim gibi aramızda çok farklı siyasi görüşleri var, olanlar var. Bu görüşler bizi zenginleştirir. Hiçbir zaman farklılıklara da kapalı değiliz. Farklı pencerelerden bakmak, bakabilecek kadar olgunluğa erişmiş kişileriz hep birlikte. En büyük işte hedeflerimiz de bu akademimizi kurmak. En büyük hedefimiz. Akademimizin altında yapabileceğimiz eğitimler, işte kooperatifleşmeler, bunlar çok değerli. Bunları adım adım yerine getireceğiz. Kıbrıs'ı bir baştan öbür başa dolaşıp girişimcilik ruhunu aşılayıp karşımıza biz girişimcilik hikayeleriyle çıkmak istiyoruz. Yani birkaç yıl içerisinde belki de buraya girişimcilik ruhunun aşılanıp da başarılar elde eden kadınlarımızı göreceğiz. Hep birlikte gururlanacağız. Hedeflerimiz bunlar. Harikasınız. Tabii. Bir küçük ekleme yapıp dilekçeyim sana vereyim. Gerçekten inanılmaz keyiflendim. Oldum. Yani girişimciliği böyle bir kendine bir misyon edinmiş bir kişi olarak söyleyeyim. Hakikaten. Ve şunu sormak isterim. Erkeklere var mı yer bu şeyde? Tabii ki var. Tabii ayrım yok. Bir yer açın gelelim hiç yani. Levent Bey katılıyorum. Üstlük başınız Levent Bey. İlk erkek üyeniz ben olayım dedi. Ben de ikinci üye olmaya hazırım. Memnuniyetle. Ben de ikinci üye olmaya hazırım. Tabii ki. Tam tersi bu bizi daha da yukarılara kaldırır. Çünkü erkeklerimizin de bizi desteklemesi. Zaten biz bunu sadece hem cinslerimizi öne çıkarmak için değil, kadın gücünün toplumda yapacağı olumlu etkileri bildiğimiz için bu işe giriştik. Tabii bizi sizler de desteklerseniz o zaman başarımız çok daha yukarılara taşınır. Seve seve, çünkü benim mesela bir iştirakim, bir girişimim hep kadın ortaklarım var. Onların bana kattıkları paha biçilemez. Dolayısıyla ben kesinlikle ikinci üyeniz olmayı çok isterim. Bunu da böyle buradan duyurmuş olayım. Evet, Pınar Hanım, belgemizi hemen hazırlayıp Mustafa Bey'e gönderelim. Hemen. Hiç yani ben bu enerji, ben bilemezsiniz, yani inanamazsınız ne kadar zaman harcadım bu yapıları, hani oluşumunu görmek için. O yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ne katkı verebilirsem, kaldı ki biz de bir dilekçiyim de bir parçası. Kıbrıs KKTC Girişimcilik İnisiyatifini kurduk. O biraz daha teknoloji odaklı girişimcilik tabii. Çok güzel. Başkanımız Ahmet Bilgen, ama hep beraberiz. Sizler de o yapının içerisinde de birlikte çalışacağız. Ben derneğin de üyesi olmak isterim. Seve seve mutlu olurum. Evet, şahane. Aslında sevgili İçim Hanım ve Pınar Hanım buradayken daha sonra bunun talebinde bulunacaktım. Ve şimdi bu teknolojik anlamda dedik ya, girişimcilik vesaire. Bunu aslında bizim kadınlarımıza eğitim çok fazla var aslında. Kadın teknoloji alanında yazılım uzmanı da var, grafikeri de vesaire. Bunları birazcık da öne çıkarmak adına bilahare bunlarla da ilgili sizinle planlarınız ya da dönem içerisinde bunlarla ilgili eğitimler konusunda istişare etmeyi çok arzu ederim. Ben de kadınlar tarafında bulunarak şeyin hani buluşamam. Evet.
Kıbrıs inisiyatifi. Çok böyle onu bile arada sizinle geliştirmek, geliştirmek isterim açıkçası. İnşallah. İçim Hanım şeyden İnşallah. Bahsettiğiniz çok da güzeldi. Hani farklılıklar geliştirir, zenginleştirir dediniz de çok da güzel bir noktaya aslında değindiniz. Olay burada hani farklı düşünce yapısına sahip insanların birlikte oluşturduğu motif ve bu bizi zenginleştirecek, geliştirecek bir şey. Zaten bence vizyonun ve de misyonun en ana konularından biri olduğunu anlıyorum siz bunu söylerken. Bunun için de özellikle birçok dernekte görev almış bir insan olarak özellikle çok önemli bir nokta ve çok geliştirici bir nokta olduğunu kendi adıma da paylaşmak istedim. Ve Pınar Hanımcığım size dönmek istiyorum. Sizin bu girişimin gelişmesiyle ilgili GİKAT için eklemek istediğiniz neler var? Bu eğitim aşamasında belki kendi alanınızla ilgili bir girişim alt metni olacak mıdır? Hani gençleri ya da şeyleri etkilemek için. Ve bir izleyici sorumuz var. Onu da okumak istiyorum. Mustafa Hürses Bey yazmış. İyi yayınlar diliyor hepimize. Özellikle de işte geçmiş kadınlar günümüzü kutluyor. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e. Mustafa Abitoğlu hariç demiş. Mustafa Bey hariç demiş. Kutlamadı. Birkaç tane sorusu var. Bizim başkanım. Biraz aslında İçim Hanım değindi ama ülkemizde girişimcilikle ilgili gençlerimize yeterince şans veriliyor mu diye bir soru soruyor Mustafa Bey. Ve mecliste bulunan bayan vekillerimiz başarılı buluyor musunuz diye bir soru iletmiş. Önce Pınar Hanım'dan bu hem girişimcilik, İçim Hanım'ın söylediklerini eklemek istediği bir madde bir devam var mı? Ve bu sorular için sizden düşüncenizi alayım. Şimdi İçim arkadaşımın bahsettiği gibi biz yaklaşık 10 arkadaş 9 ay önce bu pandemi dönemin başladıktan sonra görüşmelere başladık ve aslında bu pandemi süreci bize şöyle bir fırsat verdi. Hani pandemi krizi diye bakarsak şöyle bir fırsat yarattı. Normalde her birimiz çok yoğun çalışan, sürekli yurt dışına seyahatler eden veya sürekli yurt dışındaki şirketlerden misafirlerimiz geldiğinde onlarla ilgilenmek durumunda kalan bireyleriz, kadınlarız. Bu dönemde aslında bunların hiçbiri olmadığı için bize böyle bir şeyi de yaratma fırsatı verdi. Onun için hani bu pandemi krizi bize böyle bir fırsat verdi. Ve işte kendi aramızda biz görüşmelerimize başlayınca zaten ben yaklaşık işte 20 seneden fazladır dediğim gibi kadınlarla birlikte çalışıyorum. Evet. Ve genellikle orta gelir seviyesine sahip veya belki de daha aşağıda olan kadınlarla birlikte çalışıyorum. Binlerce kadına İşte ekonomik özgürlüklerine giden kapıları açacak fırsatlar veriyoruz. İşte onlara sunduğumuz satış, işte Avon fırsatıyla. Ve burada şunu ben çok defa gözlemledim. Kadın ne zaman ekonomik özgürlüğünü elde ediyor, o zaman ayrı bir özgüven kazanıyor. Ve bir kendine geliyor. Yani o değişimi... inanın defalarca gördüm ve yaptığım iş bana ayrı bir mutluluk verdi bunu gördüğüm zaman. Çünkü işte buradan kazandığım parayla işte kendime ne bileyim araba aldım, arabamın taksitini ödüyorum diyenler gördüm. İşte çocuğuma okutabiliyorum diyenler, ben de bir iş kadını oldum artık diyenler. Ve bunu nasıl başarır? Tabii ki hem bir iş fırsatı veriyoruz onlara hem de eğitimler veriyoruz biz. Yani kendi şirketimden bahsediyorum şu anda. Eğitimler veriyoruz. Çünkü yön vermeden, elinden tutmadan da dediğim gibi bazen mümkün olmuyor. Şimdi biz bunu derneğimizde bu 10 arkadaşımızla çok güzel uygulayacağız. Ve eğitim arkadaşımın da bahsettiği gibi bir akademi kurma hayalimiz, projemiz var. Bunu da hızlıca hemen hayata geçirmeye başlayacağız. Tabii ki bizim yani birkaç hedefimiz vardı bu şeyi derneği kurarken. Birincisi tabii ki kadınların, girişimci kadınların sayısını artırmak. Onların ülke ekonomisine katkılarını artıracak şekilde ve iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştıracak şekilde onları desteklemek. İşte akademiyle bilgi, tecrübe, eğitim gibi konularda onları desteklemek. Kadının işte ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmek gibi hedeflerimiz var.
Zaten bizim logomuzu da görmüşsünüzdür. Evet. Yuvarlak ve dünya şeklinde bir logo. Bu da aslında bizi çok iyi yansıttığını hani düşünüyoruz. Hepimiz birlikte ortak olarak bunu zaten tasarladık. Bu ne demek? Yani dünya aslında dünya ile bütünleşmemizi simgeliyor. İçinde böyle kafesler var. Bu da aslında evet biz globalleşiyoruz, bir dünyanın parçasıyız, yüzümüz dünyaya dönük, ancak kültürümüzü de korumamızın önemini anlatıyor aslında o kafes şekli. Çok güzel. Sonra içerisinde bir tane böyle tüy gibi bir kalem aslında. Bu da kalem aslında kelam kelimesinin ifadesi. O da ağızdan çıkan anlaşılır ses demek. Yani bizim kelimelerimizin, ifademizin ne kadar güçlü olacağını temsil etmesini istedik burada da. Ve altın sarısı rengi kullandık logomuzda mesela. Bu da hani ışık saçıyoruz, yükselmeyi hedefi, yani güneşten ilham alınmış bir şey bu da. Ve bu şekilde hani logomuzun da aslında hayallerimizi ne kadar temsil ettiğini ifade etmek istedim. Şimdi sorular var dediniz. Evet, evet. Sorulara da girmek istiyorum. Sorulardan önce Pınar Hanım, yönetmenim uyarıyor gençlere beni. Gençlere de. Çok özür dilerim Pınar Hanım. Yönetmenim uyarıyor beni. Bir araya çıkalım. 2 dakika sonra devam edeceğiz. Efendim. Müsaadenizle. Bir araya çıkıyoruz. 2 dakika sonra devam edeceğiz. Tamamdır. Harika. Vallahi doyamıyorum sohbete ama hemen aramızda verelim. Hattımızın da kaçtı. Evet değerli Kanal T izleyicileri, çok kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrini, çakistesi, siyah zeytini, zeytin ezmesi ve zeytinyağıyla doğal ve kendi üretimi ürünleri ağaçtan sofranıza taşıyan marka. Irene ISO 22000 gıda güvenliği belgesine sahip bir markadır. Irene kalitedir. Kalite bizden sorulur. Irene. Yaşamın yeni rengini ev ve iş yerlerinde yaşatacak İbarman Limited, bünyesinde bulundurduğu iç ve dış cephe boya çeşitleri, astarlar, ahşap koruyucular, vernikler, yalıtım sistemleriyle yaşam alanlarınızı hem koruyor hem de renklendiriyoruz. Biz boyadık, hep biz boyadık. İbarman Boya. Biz göz boyamıyoruz. Biz boyarız, hep biz boyarız. Rixol Surface Antibakteriyel Yüzey Dezenfektanı. Virüs ve bakterilerin %99.9'unu yok eder. Işık düğmeleri, prizler, kapı kolları, mutfak tezgahları, masa, sandalye ve buzdolabı gibi sık kullanılan tüm sert yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılabilir. Sert yüzeylere doğrudan spreyleyerek tüm yüzeyi kaplayacak şekilde uygulayıp bez veya havlu peçete yardımıyla siliniz. Bakteri ve virüslere karşı %99.9 koruma sağlayan Rixol Surface Antibakteriyel Yüzey Dezenfektanı artık tüm marketlerde. Ekor unlu mamulleri, birbirinden farklı ekmek çeşitlerini sizlere sunmaktadır. Usta elinden çıkmış en lezzetli pastaları, börekleri ve güler yüzlü hizmetiyle kendinizi evinizdeymiş gibi hissetmenizi sağlar. Böyle lezzetler varken Ekor'dan asla eliniz boş çıkamazsınız. Ekor, farklı bir lezzet. Mehmetçik Zeytinyağı Fabrikası. Karpaz'ın en kaliteli zeytinlerini %100 doğal, katkısız, kimyasal kullanılmadan, az tuzlu, en lezzetli siyah yağlı sele zeytinlerini sizler için üretiyor.
Ayrıca Kıbrıs'ta tek gerçek soğuk sıkım yöntemiyle Avrupa ve ISO 22000 standartlarında %100 doğal, ilaçsız, glikoz içermeyen kırımlı Harnuf pekmesini sunmaktadır. Dağıtım ağı Şevket Hançerli olan kırımlı ürünlerini tüm marketlerde bulabilirsiniz. Otomobil tutkusu anlatılmaz, yaşanır. Bu güçlü duyguya Kronos yakışır. Kronos, madeni yağların efendisi. Yayındayız. İşte evden böyle olunca tabii böyle olabiliyor. Evet, evet değerli Kanal T izleyicileri, kaldığımız yerden bu çok keyifli, çok heyecanlı sohbetimize devam ediyoruz. Söz sendeydi aslında Dilekciğim. Evet, evet Pınar Hanım sorularımıza cevap verecek ama birazdan gelir. Pınar Hanım gelir. Geldi şimdi. Tamam. Pınar Hanımcığım şeyde sorularımızda kaldı. Sorular vardı, evet. Evet. Gençlerin gençlere yeterince şans verildiğini düşünüyor musunuz diye bir soru almıştık Mustafa Hürses Bey'den. Bir de şeyi sormuştu, milletvekillerimizin yeterince aktif olduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru var. Tam da o kimse yanlış da olmasın. Mecliste evet, bulunan bayan vekillerimizi başarılı buluyor musunuz diye de bir sorusu gelmiş. Bu iki soruyla ilgili hem sizden hem İçim Hanım'dan da görüşlerini rica edeceğim. Şimdi ikinci sorudan başlayayım önce. Mecliste bulunan bayan vekilleri başarılı buluyor muyum? Başarılı buluyorum ama yeterli sayıda bulmuyorum. Evet, yani gerçekten. Şimdi şöyle bir şey. 9 kadın milletvekilimiz var değil mi? Yanılıyorsam lütfen düzeltin beni. Ben 9 diye okudum ama yanlışsa da çok değil. 9 yani bu durumda. 9 değil mi? Evet. Evet. Şimdi geçen gün işte rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun bir şeyini izledim. Şöyle bir örnek verdi. Aslında hani biz kadınlar gününü kutluyoruz ya. Evet. Yani bir şeye benzetti. Söyleyin kutla benzetti. İki kanadı olan. Bir kanadı kadın, bir kanadı erkek. Yani bu denge bir uçabilmesi için bir kuşun. Hani kadın tarafının da aynı güçte, erkek tarafında aynı güçte olması gerekir diye bir benzetme yaptı ve gerçekten çok hoşuma gitti. Aslında hayatın her noktasında bu dengeyi sağlarsak, yani bu meclitte de öyle, kendi özel hayatımızda da öyle, iş hayatında da öyle, o zaman ülke ekonomisinde de öyle, o zaman işte dengeli ve başarılı bir istikrarlı bir başarı yakalanabilir. Onun için hani bir tarafın öbür taraftan daha güçlü olmasına gerek yok, eşit olmasına gerek var aslında burada. Şimdi mecliste de bu sayının kesinlikle ve kesinlikle artması gerekir. Kadınların önünün açılması gerekir. Hani ben kendi yönetim kurulumuzdan da örnek vermem gerekirse... kadın olarak ki mecliste efendim ses arada takılıyor sanırım internette işte yayından herhalde tamam şu anda evet, devam, evet, devam edin siz lütfen evet. Yani şimdi kesinlikle yani kadınlar biliyorsunuz kendimizden de biliyoruz çok farklı detaylara önem verirken erkekler çok daha farklı noktalara aslında dikkat çekiyor. Açısının da olması gerçekten meclisimizi de ülke yönetimimizi de kesinlikle güçlendirir. Onun için burada bir sayıda gerçekten bir eşitlik olması lazım ve artması lazım. Şimdi girişimcilik konusunda gençlere yeteri kadar yetki veriliyor muydu ilk soru? Yeterince şans veriliyor mu? Şans veriliyor mu?
Ha, şimdi gençlerin önünü açmak lazım. Burada eğitim çok önemli. Okullardaki eğitim çok önemli. Yani bence girişimcilik konusunda, işte liderlik konusunda eğitimler olması lazım. Dediğim gibi çünkü bu öğretilebiliyor aslında. Çocukların, yani bizim şöyle ben görüyorum devlet okullarında, işte hepimiz tabii ki zamanında devlet okulundan mezun olduk. Şey neyseydi, müfredat neyseydi, halen daha belki çok az değişiklikler oldu ama devlet okullarındaki halen daha o ezbere dayalı müfredat aynı şekilde devam ediyor. Yani bu şekilde bence hani o şey girişimciliği veya liderlik ruhunu veya farklı yönlere çocukların, gençlerin ilerleyişini birazcık önünü kapatıyoruz diye düşünüyorum. Öncelikle bu eğitim şeyinin de ortaokulda, lisede müfredatın bir kere biraz değişmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Ve evet, bir noktaya gelen kişilerin kesinlikle gençleri elinden tutup yetiştirmesi lazım. Bizim Dikkat Derneği'nde, derneğimizde böyle bir hayalimiz de var, gerçekleştirmek istediğimiz. Hani gençler için de ayrı bir bölüm oluşturup onları daha küçük yaştan, küçük dediğim tabii ki üniversite mezunları için bahsediyorum. Ama biz hani belli bir yaşın üstündeyiz, belli bir tecrübeye sahibiz. Onları da daha genç yaştan diyeyim yetiştirmek istiyoruz. Yani böyle de hedeflerimiz de bulunuyor. Süper. Akademimiz içerisinde de olacak, derneğimiz içerisinde de. Süper. Ben hemen bir ek yapabilir miyim Dilekciğim? Tabii lütfen buyur. Tam bu çerçevede. Şimdi özellikle benim de özel ilgi alanıma girdiği için özellikle gençler, bizden daha ben de yani çok gencim ama bizden daha gençler, girişimcilik bir kafa yapısı her şeyden önce, bir zihniyet. Şimdi dediğiniz gibi bu zihniyet kimine göre işte doğuştandır, aileden o genetik kodlar geçmiştir. Ama hani bizim gibi işte aileden görmediğimiz ama kendimizi geliştirdiğimiz çerçevede. Dolayısıyla çocuklara, gençlere bunu aşılamak lazım. Farklı modeller var. Çok merak ediyorum derneğin böyle GİKAT bünyesinde belki örneğin girişimcileri veya gençleri girişimci yetiştirdikten sonra kendi girişimlerini kurmaya teşvik eden melek yatırımcılık da dahil. Örneğin bir tohum tohum finansman sağlanabileceği bir yapıda düşünülüyor mu? Bu bomba gibi bir şey olur. Ben zaten şunu da eklemek istiyorum. Muhtemelen de hani bu eğitimle kalmayacaktır. Bunun devamlılığı olarak ben derneğimizden var olduğumu biliyorum. İçim Hanım'a dönmek istiyorum o zaman bununla ilgili de. Öncelikle iki soruya siz de kısa bir cevap verirseniz Mustafa Bey'e dönüş yapmış oluruz sorumuza ve değerli Mustafa'nın da sorusuyla tekrar devam edelim. Evet. Şimdi şöyle size izah edeyim. Bir restoranta gidersiniz, bir bakarsınız, işte masalar, düzen, her şey var veya bir kafeye girersiniz. Başka bir kafeye girersiniz, pardon, o kafede farklı bir şey hissedersiniz, bir sıcaklık vardır, sizi bir şeyler sarar. İşte o bir kadın elinin değmesidir. Ben öyle görürüm hep. Çok doğru. Ve yurt dışında veya işte Türkiye'de farklı mekanları ziyaret ettiğimiz hep sorarım işletmecisi kim, kadın işletmecisi var mı? Çünkü gerçekten ekonomik işte zeka, çalıştırma bunlar hepsi farklı bir şey de kadın eli deyince bir farklı oluyor. Bence meclisimize de kamu kuruluşlarımıza da artık bu kadın elinin değmesi lazım. Meclisteki sayımızın hızlıca kadın sayımızın gerçekten artması lazım. Kadının gözüne ihtiyaç var yönetimde. Benim inancım bu. Bizim aramızdan da siyasete katılmak isteyen kadınlarımız da varsa, hatta bu konuda eğitimler almak isteyen gençlerimiz de varsa biz bunlara da açık olacağız. Dediğim gibi faaliyetlerimiz sadece iş dünyasında sınırlı değil. Tüm olanlarda etkin olmasını istiyoruz. Hepimizin de özlemi. Ha bir de şu var, kadın demişken şöyle, bizim ilk meclis başkanımız, ilk kadın bakanımız. Ondan sonra ilk işte first lady'ler. Bunları da onursal üyelerimiz yapmak istiyoruz. Süper.
Evet. Çünkü bu kişilerin de ayrım yapmaksızın bütün kadın yönetimde olanları bünyemize dahil etmek istiyoruz. Çünkü onların da yaptığı hiç kolay değildi. Bu bir girişimciliktir. Bir meclis başkanlığı yapmak da bir kadın olarak bir girişimcilik örneğidir. Bir bakanlık yapmak da girişimcilik örneğidir. Onları da biz onursal üyemiz yapmak istiyoruz ki alttan gelen nesillere onlar da o birikimlerini iletsinler. Sadece ekonomik alanlarda değil, her alanda desteğimizi görebilsinler. Evet, birinci soru buydu galiba. İkincisi hangisiydi? İkincisi de Mustafa'nın sorularına geçebiliriz oradan. Yani bu finans kısmında Melek Yatırımcı destek olacak mıyız? Evet. Yani devamlı olması da gerekiyor. Yani böyle, eğitimleri verdikten sonra. Evet. Eğitimleri verdikten sonra aynen. Kendi girişimlerine destekleyip hatta globale, mesela bizim girişimcilik inisiyatifinden büyük hayali o. Birkaç tane girişimi böyle destekleyip buradan globale gittiğini göstermek ve bu büyük bir değişim ve bakış açısı devrimi yaratacak diye inanıyoruz. O yüzden yönetmek istedim o soruyu da. Evet. Biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Bu yaşadığımız pandemi dönemi bize bir şey daha gösterdi ki biz kendi üretimimize sahip çıkmamız lazım. Bir dönem oldu. Bütün uçakların durdu adamızda ve ada ülkesiyiz. İşte gemiler belli sayılarda çalıştı, çalışabildiği kadar. Ve adada üretimimizin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden üretim konusunda da belli eğitimler düzenledikten sonra hep hayalimizdir. Mesela belli bir devlete ait veya vakıflara ait belli bir araziye kadınlarımıza zeytin fidesi verelim. Haruf fidesi verelim. Çünkü biliyorsunuz ki bu ürünler bizim kendi yerel bitki örtümüzdür. Ve çok bakım istemeden hızlı bir şekilde, özellikle harop çok hızlı bir şekilde ürün verir. Ve bunları üretsinler. Bu üretimden sonra tabii üreticinin en büyük korkusu acaba bunu pazarlayabilir mi? Bizim bu oluşturduğumuz girişimcilik ağıyla bu haropları, zeytinleri alıp bunları ekonomik faaliyete dönüştürmelerinde onlara yardımcı olmak. Bunu çok istiyoruz bölgesel olarak. Yapmayı. Tabii ki belli her zamanki olduğu gibi belli bir eğitimden geçtikten sonra veya yerel üretici kadınlarımızı desteklememiz lazım. Çünkü görüyoruz bu pandemi döneminde sosyal medyada işte kendi ürettiğini satmaya çalışan internet ortamında birçok kadınımız var. Bu da bir girişimciliktir. Şey üretiyor, pasta üretiyor, ekmek üretiyor veya zeytinyağı çıkarıyor ve bu gibi yerli üretim nerede girişimcilik bayağı artmıştır. Ama burada alım garantisi bir ekonomik faaliyetin kâra dönüşebilmesi için çok önemli. İşte bizim kendi bu şirketler yapımızla da güçlü şirketler buraya el atmış durumda. Finansörlerimiz var. Evet. Onlar da bize nasıl ekonomik olarak hareket edebileceğimizi söyleyecek. Böyle bir destekle üretim girişimciliğine de bir şeyi üretmeye de destek olmak istiyoruz. Alım garantisi vererek. Özellikle bu pandemi döneminin bize açılaması gereken önemli bir üretim, önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Belki bir kooperatifleşme merkezi olacak bizim. Aman muhteşemsiniz. Ben de şimdi o soruya geliyorum. Kooperatifleşme gibi bir şey olur mu? Tam onun, peşinde. Onun peşindeyim ben de yıllardır. Kimsenin çıkarına olmayan bir kooperatifleşme, evet. Toplumun çıkarına olan bir kooperatifleşme bravo. Olacak. Yani. Bir de bu akademide, onu da atlamayalım. Bizim işletmelerimizin en büyük eksikliği ara eleman. Bunu hem her sektörde hissediyoruz. Ara eleman sıkıntımız var. Çok doğru. Bir reklam sektöründe de var, bir turizm sektöründe de var, servis sektöründe var, pazarlamada var. Bu ara eleman yetiştirebilmek için de kurslar düzenleyeceğiz. Ve dolayısıyla bir network oluşacak elimizde. Kendi ilgili işletmelerimize, çevremizdeki işletmelere yayabileceğimiz güzel bir networkümüz oluşacak. Bu da bir hedefimiz. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Pınar Hanım çok güzel bir konuya değindi. Tecrübelerimizi aktarma yönünde. Onun bir uzantısı olarak şunu eklemek istiyorum. Birçok üniversitemiz olduğunu söyledik. Bu üniversitenin özellikle son sınıf öğrencileri belki de büyük bir kısmı yurt dışındadır.
Biz bunlara yazın yaz kampları düzenlemek istiyoruz. Belli, başarılı, belli bir ortalamanın üzerinde olan veya üniversitenin önerdiği kız öğrencilerimize, mezun olmak üzere olan kız öğrencilerimize yaz kampları yapmak istiyoruz. Burada örneğin Pınar Hanım gelip kendi tecrübesini onlara aktarmasını, Pınar Hanım'ın bu ülkeye ne gibi katkıları olduğunu anlatacak. Diğer arkadaşlarımız aynı şekilde. Böylelikle hem onları girişimcilik bakımından motive etmiş olacağız, hem de ileride bizden ayrılıp kendi ülkelerine döndükleri zaman biz burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir eğitim aldık ama bu eğitim yaptığımız yerde ne vardı? Deniz vardı, güneş vardı, gazinolar vardı vesaire. Böyle bir şey hatırlamayacak. Burada hatırlayacak ki bir zamanlar burada bu kişilerle tanıştım. Belki de bizim işletmelerimize katılacaklar veya girişimcilik ruhuyla ayrıldıktan sonra başka kendilerinin işleri olacak ama burada kendilerinin irtibatta olabileceği bir zümre olduğunu bilecekler ve Kıbrıs'ta olan bağlarını da koparmayacaklar. Bu da önemli. Öğrenciler çok merak ediyorum. Ben üniversiteden mezun olup yurt dışına giden üçüncü dünya ülkeleri veya işte Türkiye'den olan öğrenciler bizim hakkımızda Kıbrıs'ta ne öğrendi acaba? Ben bundan çok tedirgin oluyorum. Acaba bu ülkenin değerlerini öğrendi mi? Acaba bu ülkede kimler yaşıyordu? Bunu öğrendi mi? Veya şeyini kültürel yapısından biraz bir şeyler aldı mı? Yoksa hep yanlış şeylerle mi, algılarla mı ülkemizden ayrılacak? Onları Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ı güzel tanıtarak, iz bırakarak ayrılmalarını istiyoruz ki dediğimiz gibi bu girişimcilik almaz, dünya çapında da genişleyebilsin. Vallahi inanılmaz şeyler duyuyorum. Yani bu bizim asıl kapasitemiz. Dediğiniz gibi öğrencilerimiz, mezunlarımız, her biri birer elçi. Fakat dediğiniz gibi ne derece biz bu elçileri ülkemizle ilgili doğru bilgilendiriyoruz, onlara elçi muamelesi yapıyoruz, çok tartışılır. Derneğin misyonlarından bir tanesinde bu olmasını ben çok önemsedim. Hakikaten tebrik ederim. Evet, şahane. Evet, Pınar Hanımcığım, siz neler eklemek istersiniz? Zaten o kadar güzel özetlendi, o kadar ayrıntısı var. Ben şeyi sormak istiyorum Pınar Hanım size o zaman. Şimdi zaten ekip altyapısı ya da bir sistem sizin de iş dünyasından iş insanları olduğunuz için bu şirketleşme gibi derneğin de bir görev dağılımı vesaire hepsi böyle çok düzenli anlatımlarınızdan bu dile geliyor zaten. Aynen. Çok doğru. Peki bu alt komiteler kurma gibi hani bu görev dağılımlarıyla ilgili komiteleşme ya da komite alt başlıklarınız oluştu mu? Onları da merak ettim ben açıkçası. Bir soruya ek tamamlayıcı. Çünkü derneklerimiz böyle hep, ben de derneklere vakıfçılıktan gelirim. Bu komiteler vesaire, çünkü çok ciddi emek var burada. Yani bir karşılık almaksızın insanlar çünkü zamanlarını ayırırlar. Hatta sosyal girişimcilik derneklerin yerini aldı aslında. Evet. Sizin derneğinizin de çalışabilir, performans üretebilmesi açısından sizler de iş hayatından gelen insanlarsınız. Böyle bir kurgu düşünüyor musunuz? Sizin bu kaygıları paylaşır mısınız? Çünkü birçok dernek maalesef o fon yaratılamamasından dolayı, o görev dağılımı yapamamasından dolayı aslında bir dernek enflasyonu da söz konusu Kıbrıs'ta. Bu tip engellerle ilgili düşünceleriniz ve nasıl aşmayı düşünürsünüz? Tam da böyle dilekçimin sorusuna paralel onu da sormak isterim. Şimdi tabii ki şöyle, bizim iki hafta sonra genel kurulumuz gerçekleşiyor. Ve yönetim kadromuz her ne kadar aslında 3 aşağı 5 yukarı belliyse de bu genel kurulumuzu beklemek durumundayız. Ancak bu sürede tabii ki biz çalışmalarda gene de devam ediyoruz. Kurumsallık aslında çok önemli. Yani işlerin düzgün yürümesi, herkesin görevini doğru anlayıp uygulaması açısından çok önemlidir. Onun için de derneğimizi öncelikle tabii ki bu kurumsal yapıya getirmemiz gerekiyor. Ve komiteler dedik. Evet, bizim aslında 3 aşağı 5 yukarı aklımızda hani belirlediğimiz komitelerimiz var.
Ancak derneğimiz hani kurulma aşamasındayken bile hep söylediğimiz bir şey vardı. İçim Hanım da bugün tekrar söyledi. Biz burada işte bir başkan altında yönetim kurulu sadece çalışacak diye bir şey istemiyoruz. Bizim istediğimiz, onun içinde zaten gerçekten profesyonelleri de ondan eklemek istedik zaten. Girişimci ruhu taşıyan, bu tecrübeye sahip tüm kadınların veya erkeklerin destekleriyle birlikte bu komitelerimizi çalıştırmak istiyoruz. Yani hep birlikte. Tabii ki her bir komitenin bir başkanı olacak ve ekibi olacak. Çünkü tek başına başarmak mümkün değildir. Değil. Yani, evet. Bencil davranmamak da gerekir. Zaten yine İçim Hanım'ın söylediği gibi biz hiçbirimiz hani siyaset düşünen insanlar değiliz. Biz gerçekten kendi vaktimizden vererek, kendi tecrübelerimizi kullanarak ülkemiz için, ülkemizdeki kadınlar için bir şeyler yapmaya çalışan bir ekibiz. Bunu da bundan dolayı da başaracağımıza inanıyoruz. Zaten çünkü inanılmaz bir gönüllülük ve dediğiniz gibi inanılmaz da bir enerji var ekibimizin içerisinde. Ve bu şekilde hani komitelerimizi de çalıştırmak istiyoruz. Yani hep birlikte, el ele vererek, akıl akıldan üstündür diyerek, farklılıklar bizi daha güçlü yapar diyerek çok iyi işler çıkaracağımız inancımız mevcut. Ona şüphemiz yok zaten böyle her türlü de yardıma tekrardan yineliyorum ben kendi adıma da hani ve ekibimiz adına da yanınızdayız ona hiç sorun yok. Biraz önce Özlem Hanım, Özlem Özbekoğlu yazmış. Bahsettik aslında hani eğitimde artık okullara bu girişimcilik derslerinin evet. verilmesi bu konuyu geçmiştik. Özlem, sevgili Özlem de aynı düşüncede yani kesinlikle okullarımızda girişimcilik temelden başlayıp eğitim haline ders olarak verilmeli demiş. Ve de ailenin aşırı korumacı yapısı da gençleri kötü etkiliyor gibi bir yorumu da olmuş. Kendisine de katılıyoruz aslında. Hepimizin belki bir hikayesi vardır ya benim de aynen öyle. Ben güzel sanatları okumayı, tiyatro oyunculuğu daha çocukluğumdan çok itibaren. Çok başarılısınız bu konuda şahitim. Teşekkür ederim. Ama ailem ya şey dedi, sen işletme ya da hani daha böyle para kazanacağın bir iş olsun da sen onu gene yaparsın dedi. Ben dedi yani benim ya bu hikaye sahip. Yani birçok insan oldu kendi çevremden biliyorum. O yüzden hani insan aileler kötü niyetli yapmıyor eminim. Ama hani bu sanırım Özlem'in de bahsetmiş olduğu odur. Birazcık da bu girişimde özgür bırakmak da gerekiyor. O tutkusunu desteklemek de gerekiyor ailelerden. O anlamda ben aileme kızmıyorum. Çok teşekkür ederim yine de onlara bu hani o yönü gösterdi ama sonuçta hani o farklı bir yapıyla baktığın zaman da destek her zaman için önemli. O tutucu şey yapıdan da ailelerin uzaklaşması yani destek olması gerektiği Özlem'e çok katılıyorum. O ayrıyeten de yayında çok güzel Özlem bir yorum. Özlem Hanım'ın yorumuna bir kısacık yorum yapayım ben daha. Tamam. Bir kitabın vardı meşhur Dünyanın Sonu diye pardon Tarihin Sonu diye Francis Fukuyama'nın başka bir kitabı var. Şöyle söyler. Korumacı aileler girişimci yetiştiremezler. Şimdi bu gerçekten bizim bir çok ciddi bir paradoksumuz. Bunu aşmamız lazım. Yani ailelerin de aslında eğitilmesi gerekir. Çünkü biz bir transformasyon dönüşüm yaşayacaksak, yani memuriyet kültürünü dönüştüreceksek girişimci diye, bir kere ailelerin çok ciddi anlamda yani risk almasını çocukların çok küçük yaştan o şekilde bir yetiştirme süreci bence içerisinde girmeleri lazım. Çocukların sadece veya gençlerin eğitimi değil, bence ebeveynlerin de eğitimi şart. Evet evet kesinlikle. Ebeveynlik okul açılsın diye bir kavram dönüyordu bir ara sosyal medyada biliyor musunuz? Çok katılıyorum. Ben bunu evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerde de o şeye sahip ol, ehliyete sahip olması gerektiğini de düşünüyorum. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim aynı şekilde. Peki şeyi sormak istiyorum sizlere. Siz iş insanı olmanın yanında birer annesiniz de bir taraftan, bir aileleriniz var vesaire. Sonuçta İçim Hanım sizin genç kızınız var biliyorum. O da çok güzel, başarılı işler. Onu da yakinen takip ediyorum, tebrik ederim. Muhteşem ve bu yıl daha da böyle öne çıktı. Daha önce de biliyordum ama bu seni çok çok güzel işlere imza atıyor. Tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu anlamda gençleri siz aile olarak, ebeveyn olarak...
çocuklarınıza bu girişimcilik konusunda neleri baştan aşılamak ya da böyle hani bu mottomuz oldu dediğiniz ana şeyleri hem Pınar Hanım hem İçim Hanım sizden bunları duymayı çok isteriz. Tabii şimdi benim çocuklarda tabii biraz önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi genetik geçişte oldu. Güçlü bir genetik girişimci yapıları oldu. Oradan bir şansları var. Bir de bir girişimci ailede büyüdükleri için bizim hep gündemimizde pazar yemeklerimizde. İşte Dima Bey'i zaten çok iyi bilirsiniz. Çok çok. Evet. Babam hep oturduğumuzda hatta canım rahmetli anneciğim hep şey derdi. İş Allah rahmet eylesin. Yat. Amin. Bugün artık hiç kimse hiç konuşmayacak derdi. Ya da arada bir aman yeter artık işi kapatalım derdi. O yüzden iş ortamında büyüdüğü için çocuklar. Bu girişimcilik bir nevi onların yerleşti evet. Ruhlarına diyebilirim. Yani eğitimlerini de o yönde. Mesela hiçbiri doktor olmak istemedi babalarından. Hatta benim küçük oğlan çok komiktir. Şöyle der. Çok başarılı fen dersleri var. Peki sen doktor olursun dedim. O da dedi ki hayır ben doktor olmam dedi. Ben hastane açıp doktorları çalıştırırım. Direkt işletme girişimi. Mükemmel. Mükemmel. Ne istediğini biliyorlar zaten. Birazcık genetik kapıları o yönden güçlü. Ama bu eğitilemez mi? Pınar Hanım'ın dediği gibi de Özlem Hanım'ın dediği gibi eğitilebilir. Belki de şöyle yapmak lazım. Ha bu fikir de benim Mustafa Bey konuşurken aklıma geldi. Hani aileleri eğitmemiz lazım. Belki de lise düzeyine gelen lise eğitimi veren öğretmenlere de bir sertifika programı açabiliriz bizim akademimiz olarak. Cinsiyet eşitliğini anlatabiliriz kendilerine. Aşılayabilsinler. Çünkü lise öğretmenlerinden çocuklarımız çok etkileniyor. Bir model oluyor gelişim onlar. Çağında. Evet gelişim çağında oldukları için. Veya cinsiyet eşitliği, işte girişimcilik konularında nasıl öğrencilerini teşvik edecekleri, yani bir ders olarak olmasa bile bir konuşmanın başında söylenecek iki söz, bir fizik öğretmeninin veya Türkçe öğretmeninin bu konuda eğitim aldıktan sonra ekleyeceği bir iki söz onların inanın ki o derslerden çok daha fazla aklında kalıyor. Biz de kendimizden biliyoruz. Çok çok doğru. Ben de bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Evet. Lise öğretmenleri farklı. Lise çok farklıdır lise öğretmenleri. Belki de biz onlara bir sertifika programı açmamız lazım. Şirketlerden de destek alarak öğretmenlere bu cinsiyet eşitliğini veya girişimciliği nasıl öğrencilerine aşılayacağını öğretebiliriz. Yani bizim buradaki payımız bu olabilir belki. Ve de şey yapabiliriz. Bu katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına yön verme gibi bir gücümüz olabilir mi? İleride inşallah olur tabii ki. Olmazsa bu şekilde de katkıda lise öğretmenlerine katkı yaparak direkt olarak topluma katkı yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Olur niye olmasın? Yani biz medyada, medya gücü de elimizde. Biz de girişimciyiz. Eğitim Bakanlığımızda da çok değerli insanlarımız evet. var. Çok fazla yapabiliriz proje. Diye düşünürüm. Hasan'ın bir sorusu var. Onu sen biliyorsun. Mustafa'cığım lafını kesin. Ben Pınar Hanım'dan da bu sorunun cevabını duymak istiyorum. Çünkü onun da böyle dünya tatlısı yavruları var. Allah ne diyeyim böyle sağlık versin. Allah bağışlasın. Onlar da zaten girişimci bir aileden gelişi. Aynı İçim Hanımlar gibi. Orada durum nasıl? Onu da duymayı çok arzu ediyorum. Evet benim de 3 çocuğum var. En büyüğü. Şimdi maşallah. Allah evet. bağışlasın. Amin. Hepimiz 17 yaşında oluyor. En küçüğüm de 10 yaşında. Şimdi tabii ki en büyük başarı bence gerçekten hem kendisine hem de vatana hayırlı evlatlar yetiştirebilmek. Yani evet iş hayatında başarılıyız ama en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. İnşallah çocuklarımızı o noktada görebileceğiz. Şimdi tabii ki kolay olmuyor çocukları yetiştirirken. Örnekler çok önemli. Tabii ki ailede işte İçim Hanım dediği gibi bizde de yani öğlen yemekleri, akşam yemekleri mutlaka iş konuşuluyor yani ister istemez. Bazen durdurmak durumunda da ben de kalıyorum. Biz ne yapıyoruz? Biz öncelikle şirketimizi işte 2014 yılında kurumsallaştırma çalışmalarını, 2013 yılında kurumsallaşma çalışmalarına başlattık. Harika. Evet, bir aile anayasası yazdık. Danışmanlarımız vardı. Ve işte
aile konseyi kurduk. Bu aile konseyimiz ki başkanlığını da ben yapıyorum. İşte yönetim kurulundaki tek kadın olmamdan dolayı bunu çalıştırabilmek için biz her yıl senede en az bir kez, bazen iki kez tüm aile, çoluk çocuk toplanıyoruz ve bunu bir iş toplantısı gibi yapıyoruz. Danışmanımız da bize bu konuda destek veriyor. İşte bir konu belirliyoruz ve çocuklarımız o konuda bize sunumlar yapıyor. Süper. Nasıl yetiştiği belli Şirin, geleceğe girişimlerini. Bayıldım. Ve inanın o kadar keyif alıyorlar ki, o kadar eğlenceli geçiyor ki ve oradan çıktığında herkes böyle bir ayrı bir bağ oluşuyor. Çünkü biz üç kardeşiz ve 8 torun var. Yani bizden sonra maşallah gelecek bir 8 kişi. Hani onları da bir uyum içine sokmamız gerekiyor. Onun için aslında bunları düşünüyoruz. Ben kendi evimde bir de şunu yapıyorum. Mesela bir iş sunumum var. İşte yılda bir, bazen iki kez bu pandemi öncesinde bizim işte Avon için yok Yıldızlar Gecesi'miz oluyor mesela. Ondan sonra işte şirket içinde ayrı toplantılarımız oluyor. Orada yapacağım sunumları ben önce çocuklarıma yapıyorum. Ve onların bir tepkisi, oturtuyorum kendilerini, bakıyorum esneyen var mı, sıkılan var mı, tellerini çekti mi, anladılar mı, her şey gayet anlaşılır mı? Ve bu hani onlara aslında eğlenceli bir şekilde hem onları da dahil etmeye çalışıyorum işime, hem de aslında onların da belki de bir şeyler öğrenmesini sağlıyorum diye düşünüyorum açıkçası. Ancak şu çok önemli, tabii ki çocuklara baskı yapmamak gerekir. Yani eğer farklı bir eğilimleri varsa o yönde de önlerini açmak lazım. Benim mesela büyük oğlan rap şarkısı yazıyor ve söylüyor ve şu, bu konuda bir senedir. Çok başarılı Mete. İnanılmaz. Evet, ansızın bir baktık işte onun follow yapanlar işte çok fazla, destekleyenler çok fazla. Türkiye'de bazı yapım şirketlerine falan işte yazılar yazmış. Wow. Evet, bazı bir yapım şirketinden kabul almış falan. Hani onu da o yönde de desteklemeye de çalışıyorum. İlle ki yani biz iş hayatındayız, ticaret hayatındayız diye. O yönde de baskı yapmamak lazım. Çünkü insan ancak sevdiği işi yaparsa çok başarılı olur. Bunu ben sevdiği, tutku duyduğu değil mi? Evet. Sevdiği, tutku duyduğu hatta. Evet. Ve bu konuda işte desteklemek lazım. Aileler olarak bizim de en büyük bence göre burada bize bu şekilde düşüyor. Allah, muhteşem, muhteşem. Harika valla, harika. Evet Mustafa'cığım, Hasan'ın sorunu yani inanılmaz hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Yeni bir rapçimiz de geliyor demek ki, adadan çıkartıyoruz ha. Vallahi onu da alalım bir programa. Evet, onu da böyle. Yani o tam rol model gençlere. Çok da severim. Yeni trend de zaten bu, gençler birbirini daha çok etkileşim alıp daha çok feyiz alıyor aslında. Aynen. O da çok etkili. Onu bir yazalım kenarıya Mustafa Beyciğim. Yazdım hiç böyle, çok notlar aldım zaten, bir sürü projeler de çıktı. Harika. Ben de burnumda dernek üyesi olarak o projeleri hayata geçirecek bir an önce. Sen bir soruyorsun, Hasan'ın sorusu. Hasan'ın sorusunu alalım senden. Hasan ne dedi, soru gönderdi demiştin. Tabii, hemen atlamayalım Hasan'ı da. Takip ediyormuş bizi, selamlar gönderdi bu arada. Çok keyifli bir program olduğunu söyledi, teşekkür ederiz. Aynı zamanda benim ortağım, mentorum da. Beni girişimci yapan kişi. Çok kıymetli bir arkadaşımız. Çok kıymetli, çok kıymetlidir bizim için. Hemen okuyayım sorusunu. Böyle biraz uzun bir soru sormuş ama çok hoşuma da gitti. Evet. Şimdi girişimciliği genç ve tecrübeli olarak ayrıştırmayı doğru buluyorum demiş. İşte örnekleri var mesela, hani iş at giyat gibi. Ancak kadın girişimcilerin ekosistemin içinde doğrudan var olarak erkek girişimcilerle birlikte hareket etmesinin daha büyük katma değer yaratacağını düşünüyorum ki zaten bunu konuştuk. Değindik buna da, doğru. Aynen. Çok doğru. Bu sebeple diyor, anlamadığım ya da gözden kaçırdığım şeyler var sanırım. Kadın girişimciler nasıl bir farklılıkla ekosistemin içerisinde var olacaklar?
ve ülkede iş yapmaya çalışan kadınlarımıza ne gibi farklı olanaklar sunacak? Aslında biraz bahsettiniz bunları. Bahsettik. Beki Hasan başından itibaren görmüş olabilir. Hani eğitim diyor, işte fon, tecrübe paylaşımı. Kooperatif birleşme sürecinin oluşabileceği aynen. Adımı var. Çok geniş yelpazeye sahip zaten dernekte. Aynen, aslında bunları şey yapmıştık. Belki fondan bahsetmemişizdir diye düşünüyorum. Evet, fondan bahsetmemişizdir. O melek yatırım tarafı benim de çok önemsediği. Evet. Yani küçük girişimlerin hatta filizlenme aşamasında fon desteği alıp o hayallerinin daha böyle bir ete kemiğe büründürüp girişimlere dönüştürülmesi rol model olarak. Ondan biraz bahsedebiliriz. Evet, lütfen. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Bizim en büyük gücümüz içimizde dediğim gibi finans konusunda da uzman kişilerin bulunması. Mesela bu arada YAGA direktörü Ebru Kaptan da bizle birlikte. Bizimle beraber aynı zamanda Ebru bizimle beraber. Evet. Ben her iki taraftayım, o yüzden hepsi bizim. Hepsi bizim, Hanım, öyle olması lazım zaten. Ebru Hanım aynen, Ebru Hanım bağlayacak şeyleri. Evet, biz zaten... Bu dernekle kimseyle ayrı çalışmak için değil, tam tersi bütün derneklerin, kadın kuruluşları amalgam edip omuz omuza çalışıp destek vererek gitmeyi planlıyoruz. İşte hibeler gerek Türkiye'den gerekse Avrupa Birliği'nden veya işte yerel finans kaynaklarımızdan nelerden yararlanılabilir? Bunun da zayıf olan yanlarımızı finans uzmanlarımız var, onlardan da destek alacağız. Biz işletmeciler şunu söyleyebiliriz, birisi bize bir görüşle geldiğinde, bir girişimcilik projesiyle geldiğinde şuna bakabiliriz birçok üyemiz. Acaba bu gerçekten bu yatırım yapmaya değer mi? Bu bir yere getirebilir miyiz? Veya getirebilmek için nelere ihtiyacımız var? Finansal kaynağında da bize kaynak yaratabilecek birçok kişi var. Hatta Karpaz Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi Dekanı hanımefendi beni aradı ve dedi ki, siz fikirleri üretin, biz de kaynak bulmada sizlere destek olalım. Vejder Hanım mı? Vejder Hoca Hanım. Değil mi? Vejder Gündüz. Evet. Vejder Hoca Hanım. Özlem Hanım da birlikte. Yani bu ne demektir? Demek ki bize kaynak yaratabilecek kişilere de ulaşmamız çok da uzak değil. Fon tabii ki çok önemli. Yani eğitim verdik, anlattık ama işi yapacak para yok. İşte ne bileyim, biz nasıl yapabiliriz? Bir yer gösterebiliriz, bir ürün verebiliriz. O ürüne alım garantisi verebiliriz. Ama bazı işlerde de maddi kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. Bunlar için de o yüzden geniş bir üye kitlemiz var. Onlardan da destek alıp bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için, fon yaratmak için de uğraşacağız. Hepimiz çünkü biliyoruz. İş hayatında maddi destek olmadıkça hayallere ulaşabilmek çok da kolay değildir. Hı. Onu sağlayabilmek için de, doğru kaynakları sağlayabilmek için de, yani bir yerden bir kredi alınır, belli bir faiz oranıyla, ama o işletme asla bırakın krediyi, faizi ödeyemez. İşte biz bu yönde bir yol gösterici olup uygun nasıl destekler verebiliriz, fonlar yaratabiliriz, o şekilde destek olmaya çalışacağız. Yani bu anlamda şeyi de önerebilirim. Biz de kendi, mesela ben Gen Global Kuzey Kıbrıs'ın lider direktörüyüm. Haliyle Türkiye'deki Gen Global yapısı altında belli bir network genişliği var. Hep bunlar oturulduğunda aslında bu fon bulma, projelere destek alma anlamında adada bu tür güzel oluşumlar da var. Bunları da bir araya getirilebilir. Ne güzel. Bu da hani bir not olarak alabileceğimiz bir konudur. Ben kendi direktörlüğüm kısmında sonsuz bütün kontak ve şeyleri bu oluşum için kullanmaya her zaman hazırım zaten. Onu da tekrar altını çizmek istiyorum. Vallahi şahane, zamanda o kadar uzak akıyor ki böyle bitmesin istiyorum ben programımı. Her güzel şeyin bir sonu oluyor deyip böyle kabul etmem gerekiyor. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bu arada evet, bir izleyicimiz Malik Efe Yalman siyasete de girmeliler diye bir not yazmış bize. Muhakkak yani böyle bilmiyorum bu konudaki düşünceniz nedir de. Evet. Bence siyaseti de düşünmelilerdir Pınar Hanım ve İçim Hanım için. Bizim için artık o tren gitti de. Ama aramızdan bir katılmak isteyen gençler varsa bunları da bu konuda tabii ki yönlendirip destekleyeceğiz. Harikasınız. Zaten siyasette de kadın sayısını artırmak istiyoruz. Değil mi? Olması gerekiyor. Her şekilde eşitlik dedik. O sayılar, oranlarda evet, da eşitlik olması evet, güzel ve geliştiren bir şey olacak zaten. İnşallah da öyle olur. İnşallah. Beraber çalışacağız. İnşallah.
Mustafa'cığım sorun var mı? Yavaş yavaş son cümlelerimizi başlayalım mı? Tabii ben ya inanılmaz keyif aldım. Bir kere çok teşekkür ediyorum hem İçim Hanım'a hem Pınar Hanım'a. İnanılmaz keyif aldım, inanılmaz şeyler öğrendim, notlar aldım. Dediğim gibi derneğin gönüllüsüyüm, üyelik formunda beklerim. Her türlü katkımızı gerek medya olarak, gerek girişimciler olarak, gerek kendi network'ümüz olarak seve seve yapmaya. Benim tam hayal ettiğim yapıda bir dernek değil aslında sizin oluşturduğunuz, bir sosyal girişim. Yani dernek bence çok haksızlık etmiş oluruz. Çünkü birçok dernekten çok farklı, işte profesyonellerde olduğunuz için, iş insanlarında olduğunuz için siz de görüyorsunuz şeyi. Zaten bu sorular da vardı. Ben çok mutluyum. Çok güzel şeyleri yapacağınızı, birlikte yapacağımıza eminim. Her türlü katkıyı vermeye seve seve hazır olduğumu ifade etmek isterim. Son sözleriniz 5 dakika kaldı. Evet. Ama bu programları böyle belki sektörel kadın gibi herhalde seri şekilde yapmamız gerekecek. Çünkü çok ihtiyaç var sesinizin, sözünüzün daha fazla duyulmasına. Kesinlikle. Memnuniyetle. İçim Hanım sizden alalım, sizle başlayalım. Sanırım Pınar Hanımcığım. Evet, ben şöyle diyorum. Bu Kadınlar Günü ve özellikle bu derneğimiz beni o kadar çok motive etti ki, o kadar mutlu bir şekilde arkadaşlarımla çalışıyorum ki, kendimi ruhen de daha güçlü hissettim bu birlik içerisinde. O yüzden böyle kadının gücünün içimde yükseldiğini hissediyorum. Şunu diyorum, biz kadınlar birlik olalım. Birlikten güç doğar. Kadın kadını desteklemesi lazım öncelikle. Birlikten güç doğar. Kadının gücü de küçümsenmeyecek bir güçtür. Değerli bir güçtür. Ve toplumda reformu oluşturabilecek en büyük etken de kadının mutlu olarak bir şeyler üretmesi, ailesinin mutlu olarak evinde rehberlik etmesi, çevresinin mutluluğu saçması. Böylelikle tüm toplumun bu güçle mutlu olması diye düşünüyorum. Bir değişimden geçmesi diyorum. Tüm kadınlarımızı, Kıbrıs Türk kadınlarımızı ve Kıbrıs'ta yaşayan tüm kadınlarımızı çok seviyorum. Harikasınız. Ağzınıza sağlık. Mutluluk bulaşıcıdır diyorsunuz yani. Mutlu evet. Kadın mutlu üretir, mutlu süpersiniz. Evet. Pınar Hanım sizden alayım. Süpersiniz. Kesinlikle buna ben de katılıyorum. Çalışan, üreten kadın kendini bir kere özgüven elde ettiği için çok daha mutlu hisseder. Mutlu olan insan hem çocuğuna daha çok faydası olur, hem eşine daha çok faydası olur, hem topluma hem de kendisi yani daha sağlıklı olur. Biz bu dernekle inşallah birçok kadına bu eli uzatmaya çalışacağız. Ve doğru projeleri yaptığımız takdirde birçok kurum ve kuruluşun kadınları desteklemek için fondan konuştuk. Hani fonda sağlayacağını biliyoruz. Benim de böyle birkaç görüşmem oldu ve gerçekten çok değerli kurumlar hemen biz bunun içerisinde yer almak isteriz, biz de katkı sağlamak isteriz diye eli uzatacak gibi gözüküyor. Ve şu da unutmamamız gerekir. Kadınlar ancak kadınlar başarırsa toplu olarak biz başarırız. Ses kesildi sanırım. Ses mi kesildi? Ağzınıza sağlık. Ya son cümlenizi çok anlaşılmadı Pınar Hanım. Tekrarlar mısınız? Bağlantıda bir tamam. Şey. Ancak kadın, evet, sanırım bağlantım gidip geliyor ama şunu dedim. Bağlantıda sorun yaşıyoruz. Yani bir toplum başarılı olacaksa, internetim sonunda herhalde. Evet, bir toplum başarılı olacaksa zaten bu bütün kadınlar, herkesin birlikte. Kadınlar ancak başarırsa evet, toplumda başarıya ulaşır. Evet. Ya ben bu çok çok doğru söylediniz. Aklımdan devamlı bu şeyin sonunu şunu söylemek istiyorum. Neşet Ertaç'ın demiş olduğu bir şey vardı ya hani kadın insandır yani insanoğlu dediği şeyde aslında orada çok ince de bir şey var. O yaratıcı güç dediğimiz o güçle o mutluluk veren, üreten zaten o mutlu olursa her daim üretir de
destek de olur vesaire. Yani bunu kadın olduğum için söylemiyorum ama gerçekten bu böyle bunu ben söyle. Çok karşın. Bunu ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Benim girişimcilik yolculuğumda dediğim gibi kadınların kendimi bulmamda da çok büyük rolü var. Örneğin bir insan hakları vakfında yöneticiliği aslında öğrendiğim yer. Orada Emine Hanım, Emine Çolak, eski Dışişleri Bakanımızın çok büyük bir değeri var benim hayatıma kattığı. Çok şey öğrendim kendisinden. Daha sonra Karamel Çikolata'nın satış pazarlama müdürlüğünü yaptım. Orada aslında ben kadın beyninin nasıl çalıştığını, bizim biraz da ne kadar eksik olduğumuzu orada çok iyi anladım. Çünkü kadınlara satış yapmak zorundaydım ve kadınların gibi düşünmek zorundaydım. O yüzden çok şey öğrendim. O incelik bizim hamurumuzda yok ama ben böyle birazcık yontulduğumu düşünürüm o anlamda, o tecrübe sayesinde. Bütünleşiyor aslında kadınlar. Ama evet, evet, bütünleşiyor. Bütünleşiyor ve bütünleştiği zaman da zaten durdurulmaz bir güç oluyor. Bizim toplumumuzda bu çok eksikti. Ben sizin derneğinizin, bizim derneğimizin artık çok şeyler katacağına çok eminim. Çok fazla umutlandım, çok fazla heyecanlandım. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Son bir şey ekleyebilirim. Çok çok kısa. Ben şeyi de öğrenebilir miyim? Yönetmenim uyardı, bitirmemiz lazım diye. Yoksa tamam, sabaha kadar konuşuruz. İzleyiciler nereden ulaşabilir sizleri? Yani web'ten ya da hangi numaradan, nasıl? Çünkü çok soru gelecektir. En azından doğru yere kanalize edelim. Hemen hızlıca olabilir miyiz? Nereye ulaşacak? Sosyal medyada varız. Ve Instagram'ımızı açtık. Sosyal medyada varız. Yakında web sitemiz de açılacak. Süper. Yani takipte olun diyelim o zaman. Evet. Süper. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Yönetmenimden de özür diliyorum ama hanımları da olur bu kadar. Ya, o kadar olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür özel bir yayın oldu. Eminim çok fazla girişimciye, girişimci kadına, girişimci insanlarımıza ulaştık. Ulaşacağız. Tekrardan ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Değerli Kanal T izleyicileri, bir beyaz yakalıların daha sonuna geldik. Sevgili dilekçimle birlikte sizlere iyi akşamlar dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla. İyi akşamlar. İyi akşamlar.